Herkese merhaba arkadaşlar. Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Evet, bugün yanımda Ömer Hocam var. Evet hocam, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Şevki, sen nasılsın? Sağ ol abi, ben de iyiyim. Evet abi, bugün seni bir konuk alalım dedik. Teşekkür seni ederim. Seni böyle bir Türkiye'ye gösterelim dedik. Sivil atıcılık üzerine kendini geliştirmiş nadir insanlardan bir tanesisin abi. Bugün bana neler getirdin abi? Biraz açıklar mısın? Evet Şevkicim, şimdi öncelikle iyi yayınlar, güvenli atışlar diyelim. Öncelikle şimdi ilk atışımız dummy fişekler. Bu dummy fişek nedir? Bu kutunun içerisinde. Bakalım neler çıkacak, bir görelim. Bakalım abi. Şimdi dummy fişeğimiz olacak. Bir de 8 adet orijinal fişeğimiz olacak. Barutu sağlam. 8 fişek içerisine karıştıracağız. Burada bir patlama korkusu var mı yok mu? Tetik parmağın nasıl oynuyor? İstemsizce bir hareket yapıyor musun? Aşağı namlu indiriyor musun? Bunu göreceğiz. İlk önce dummy fişek nedir? Bundan bahsedelim. Dummy fişeğimiz barutu boşaltılmış. Tamamen fişek görüntüsü olan bir fişeğimiz. Orijinal fişeğimiz de burada. Tamamen farkı olmayan, bir farkı yok. Ama bunun barutu boşaltılmış. Bunun ise tamamen sağlam bir barutu var. Ve iğne vurmuş. Evet, iğne vurmuş ve boşaltılmış. Yani dışarıdan görüldüğü zaman hiç farkı olmayan bir fişek. Evet. Bunu 8 adet fişeğimizin içerisine karıştıracağız. Normal atışımızı yapacağız. Güvenli atışımızı. Atış içerisinde bu dam fişekler tabii ki atım yatağına girecek. Tabii. Siz bu atışı yaptıktan sonra dummy fişek geldiği zaman parmağınız tetiğe bastığı zaman namlu aşağı iniyor mu, inmiyor mu? Yoksa sabit bir şekilde devam ediyoruz. Bunu göreceğiz. Dam fişek geldiği zaman atım yatağına tabii ki patlama olmayacak. Boş bir tetik sesi gelecek. Burada hızlı kura devam edeceğiz. Yani kurmaya devam edeceğiz. Dolu fişeğin gelene kadar atış yapacağız. Bu atış içerisinde bakalım namlu aşağı iniyor mu, inmiyor mu? Bunu göreceğiz. Şimdi direkt iki tane soru aklıma geldi abi. Evet. Şimdi ilk soru script load biliyorsun evet, abi. Evet. Fişek yanlış patlama yüzünden veya az barut koyulduğu çekirdeğin için namluda kalmaz. Çekirdek namluda kalıyor. Evet. Şimdi atış yaptığın esnada aksiyonda kulaklık var. Hı hı. Hani duymuyoruz. Adrenalin en yüksek seviyede. Onu tekrar nasıl anlarız? İlk sorum. Şimdi fişek atım yatağına girdikten sonra belli bir sesi vardır. O sese alışırsın zaten. Böyle tıs gibi bir ses çıktığı zaman burada bir tehlike olduğunu düşünebiliriz. Bu arada çekirdek de çıkabilir. Ama biz atıcının tamamen atışı sonlandırması gerekiyor. Direkt güvenli bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Atım yatağının boş olup kontrolünü sağlaması gerekiyor. Bu durumlarda kesin atıcı sonlandırması gerekiyor. Çünkü eğer ikinci şey atım yatağına sürükten sonra bir patlama olduğu zaman atıcıya zarar verebilir. Eğer gözlük kullanmıyorsa atıcı daha da çok tehlikeli olabilir. O yüzden çekirdek eğer namluda kaldıysa bunun sesiyle alakalı bir şey olacaktır. Yani o patlama sesi eğer farklı bir sesle, yani düşük bir sesle geliyorsa bu barutun az da olabilir. İşte barutun çok fazla olabilir ama patlamasıyla alakalı bir şey. Bunun antrenmanı da bununla yapılabilir galiba. Yapılabilir, evet. Yapılabilir. Sonlandıracak. Atım yatağını kontrol edecek. Eğer ikinci fişek sürdüğü zaman. Bir de şöyle bir olay var. Eğer atıcı sürüğü kapağını çok hızlı şekilde çekerse bazen yarım çekmiş olabiliyor. O olayın adrenalinden dolayı. Yarım çektiği için fişek yatağında kalabiliyor, rampada kalabiliyor. İkincisini tutukluk giderme işlemi olduğundan dolayı. Çünkü patlama olmadığı için ne yapacak atıcı? Tutukluk gidermeye geçecek. Evet. O zaman atım yatağını ikinci fişeği sürer. Oo. O zaman da iki fişek birleşir ve zarar verebilir yani atıcıya. Evet. O yüzden bunları çok iyi kontrol etmesi lazım. Atıcının hem hedefte hem de silah konusunda becerisi olması lazım bu konuda. İkinci soruma geliyorum. Şimdi tabancam boş bu arada. Evet. Boş. Hemen boşa tetik düşüre. Evet. Sırf bu boşa tetik düşürmek için bir de video yapılabilir bu yapılabilir, arada. Evet. Evet, o konuya girmeyeceğiz. Bugün girmeyeceğiz. Şimdi tabancayla atış yapıyoruz. Patlamayı serbest bırakıyoruz. Patladı. Evet. Biz bunu aşağı indiriyoruz değil mi evet. Hocam? Evet. Peki benim kas hafızam bunu mini saniyelerle artık kas hafızası oluşmuş ve bunu yapıyor. Peki bu patlama yani bir patlama olmadığı zaman biz namluyu aşağı indiriyoruz. Hı hı. Yani bu ikisini nasıl ayırt edebiliriz aslında? Doğru söyledim mi bilmiyorum, açıklayabildim mi bilmiyorum şimdi ama. Şimdi Şevki şöyle izah edeyim. Atış yaptıktan sonra atış tekrardan hedefte birleşebiliyor. Çünkü şahlanma dediğimiz bir kavram var. Evet. Bu şahlanma kişinin tutumla alakalı bir şey. Yani silah kavramıyla alakalı bir şey. Evet. Eğer kaynak kısmı yani sol el kaynağınızı siz düzgün yapmazsanız sağ ve sola gidebilir. Yukarı aşağıda gidebilir. O yüzden ilk önce tutuşla başlar, duruşla başlar ve kılıfla başlar.
O yüzden atıcının çok iyi bir şekilde iyi kavraması lazım. Şahlanmayı kesmesi için. Tabii bunun silah modelleri değişebilir. Namlu uzun olduğu zaman biraz daha şahlanmanın az olduğu, kısa olduğu zaman biraz daha şahlanmanın yukarı olduğu durumda. Polimer, çelik. Çelik şeklinde olabilir. Yani birçok silah markalarında bunu görebilirsiniz. Ama bizim burada demek istediğim şu. Silahımız güvenli. Boş. Boş. Tetik düşürüyorum. Şimdi atışımızı yaptık. Tekrar kurduk. Kurdumaktan kastım hedefte birleşme anlamında kullanıyorum. Eğer içerisinde dummy fişekten bahsedeceğiz. Dummy fişek olduğu zaman atıcı istemsizce patlama korkusundan dolayı aşağı vuracaktır. Evet. Bu da atıcının hedeften aşağı doğru birleşmesini sağlayacaktır. O yüzden boş dahi olsa yani dummy fişek geldiği zaman bu sürü kapağının oynamaması lazım. Bu şekilde. Dolu olsa da oynamaması lazım. Şahlanmaktan bahsetmiyorum. Aşağı çekmekten bahsediyorum. Anladım, anladım. Yani şu hareketi yaptığı zaman demek ki patlama korkusu var. Yani atıcı şunu düşünüyor. Diyor ki patlasın da kurtulayım. Yani tetiği o kadar çok böyle korkuyla eziyor ki bir zamandan sonra patlasın bitireyim. O şeyi bitireyim anlamında kullanılıyor. O yüzden ne yap? İstemsizce aşağı çekiyor. Bunun deneyini yapacağız burada. Tamam. Yaptığımız deney de bu. Dummy fişeklerin de amacı bu zaten. Patlama korkusunu ve hedefin birleşme oranlarını yükseltmenin amacı dummy fişek antrenmanı. Anladım. Çok güzel bir antrenmandır. Bunu dolu fişeklerin içerisine katarak antrenman yapabilir atıcı. Tabii poligonda yani güvenli atış olmak şartıyla. Yani ev ortamında değil tabii ki. Yok hayır sakın. Yani tabii sakın. Ki poligonda yapması gerekiyor bunu ve kesinlikle güvenli atış yapması gerekiyor. Sadece dummy fişeklerle mi bu antrenman yapılabilir? Fişek yakmakla mı antrenman yapılabilir? Başka bir antrenman çeşitleri var mı? Bunlar aslında bağlantılıdır. Tetik ezerek kendini geliştirebilirsin kuru tetik dediğimiz sistemle. Fişek yakmayla da patlama korkusunu yenebilirsin. Yani ikisi birbirine eşdeğerdir. Atıcı çok fişek yakmayla tekniği olmazsa kendini geliştiremez. Çok iyi teknik bilip fişek yakmasa da geliştiremez. Tamamen doğru orantılı yani. Uygun teknik, verimli teknik ve aynı zamanda uygun fişek yakımı olması gerekiyor. Yani çok yani 10 bin, 20 bin tane fişek yaksın ama iyi bir teknik yok. Tutması yok yani kavraması sıfır. Ama istediği kadar sadece bir stres atar. O sesi duymayla maddiyatı gider yani. Mükemmel atışın altın kuralları. 1. Tutuşun mükemmel kesinlikle olacak. 2. Ekipmanın mükemmel olacak. 3. Yüklü bir cüzdanın olacak. Evet. Atış yapacaksın. 4. Evet. İmkanın olacak. Evet yani bizim atışta 3 kuralımız var. Atış duruşla, tutuşla ve kılıfla başlar. Yani bu 3 kavramı da yaptığın zaman gelişim sağlayabilirsin. Yani gelişme konusunda bunların 3 kuralı çok iyi bilmesi lazım atıcının. Bu da önemli detaylardan bir tanesi yani. O zaman her şeyi konuştuk. Şimdi isterseniz atışımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Ömer hocam doldurmaya başlayacak şarjörleri. Ben atış alanıma geçeyim. Ömer hocam da fişekleri göstersin ve doldursun. Bu arada ben arkamı döneceğim. Tabii görmemesi gerekiyor. Ben döndüm. Evet. 3 tane dummy fişeğimiz, 8 adet de normal dolu fişeğimiz var. Bunları karıştıracağız şarjörde. Bakalım Şevki bununla ilgili nasıl bir atış yapacak. Evet. Toplamda 11 atışımız var. 3'ü dummy fişek olmak üzere 8 tane de dolu fişeğimiz var. Gayet barutları sağlam. Evet. O zaman önce güvenlik diyoruz. Güvenli atış yapıyoruz. Herkes. Evet, gözler, kulaklar. Tabancam boş. Bakıyoruz. Boş. Boş. Boşa tetik düşürdüm. Şarjör alabilirim. Evet, şarjör. Şarjör. Doldur. Doldurdum. Ağza verdim. Kılıfla. Kılıfladım. Evet. Shot timer'la başlıyoruz. Tabancamız kurulu, dolu, kılıfta. Evet. Diş sesiyle. Bu arada hız olarak, atış hızı olarak normal olabilirim değil mi? Relax. Herhangi bir şey yok. Tabii. Yani amacımız o namlunun aşağıya binmemesine bakmak. Tamam. Güvenli atışlar dit sesiyle tam güvenlik. Hazır mı? Hazır. Geliyor. Boş. Şarjör çıkar. Şarjör çıktı. Doldur, kapat. Tetik düşür. Silah, kılıf, güvenli. Evet. Evet. Nasıl? Son 2 tane 3 tane de vardı. Evet. Bakıyorum, atıyorum. Ulan gelmiyor.
Evet. Gelmiyor. İstemsizce namluyu aşağı evet. indirdin. Aynen. Tamamen patlama korkusu var demek. Aynen. Bunu yenmek için bol bol tam bir şekilde antrenman yapmak gerekiyor. Hedef nasıl ama hocam? Tam. Yani. Zero. Aynen zero. Dan zero. IDPA'de çok kullanıyorlar. Evet. Dan zero yani hepsi hedefte hedef demek. Hepsi hedefte. Hiçbiri kaçmamış. Evet mis yok. Şimdi bir daha bir deneme yapalım. Tabii yapacağız. Tekrar yapalım. Yapacağız. Şimdi daha farklı bir sistem yapacağım. Evet, şimdi ikincisini deneyeceğiz. Tamam. Denerken sadece senden şunu istiyorum. Evet. Silaha odaklanma, hedefe odaklan. Tamam. Sadece atış parmağını kuralları çerçevesinde atış yapmaya çalış. Hı hı. Tetiği yavaş yavaş ezmeye çalış. Zaten kendinden o patlama korkusu sabit kalmaya çalışacak. Tamam. Bunu deneyeceğiz. Bakalım ikincisiyle birincisi arasında fark var mı? Bunu göreceğiz. Tamam. Evet, şarjör alalım güvenli bir şekilde. Peki hocam, bir şey soracağım. Sen sor, ben dinliyorum. Patlama korkusu var diyelim. Var. Evet. Şu an ilk denememizde oldu. Peki evet. fişekler veya çekirdekler hedefte nasıl olabiliyor? Yani zaten son iki düzeltiyorum. Ortadaki attığın atışların hepsi alta çekmiş bak. İzle. Hemen bakıyorum. Yani bakıyorum ya hedefe bakıyorum. Hı hı. Evet. Altta. Üç tane var. Evet. Üçüncüsünde zaten ikincisi. Onlar son vuruşların mı? Tabii evet. Ben onların hepsini kontrol ettim. O şekilde. Anladım. Tamam. Şarjör hazır. Atıcı. Güvenli bölge. Tabancayı çektim. Doldur tabanca hazırla. Boş. Evet. Ve şimdi tak. Evet. Doldur hazırla. Tabanca evet. dolu. Kılıf. Kılıf. Shot timer'dan. Sakin. Relax. Tamam. Yine bip sesiyle başlıyoruz. Shot timer'ı çalıştıracağız. Tamam. Bu sefer nefes burada. Nefes kontrolünü sağla. Sadece hedef odaklan. Çok tabancayla bir işin olmasın. Sadece tetiğe basmak kalsın. Evet. Hazır. Hazır. Bip sesi geliyor. Evet, şarjör çıkar. Doldur kapağı, tetik düşür. Kılıf. Tabanca boş. Evet. Şarjörümüz boş. Biraz daha iyi. Çok fark etti. Evet. Çok az milim oynadı. O da olur zaten. Evet. Çünkü bu fişek yakmayla alakalı bir şey. Ama ilk yaptığın atışla şu an arasında fark var. Fark var. Tabii, tabii ki de fark var. Çünkü hedefe odaklandın ve grupman yaptın. Evet, grupman bayağı iyi oldu. Yani evet. Tam göğüs tepsi. Kravatını da tam çizgi şekilde almışsın. Bunda başarı yani. Bu fişek yakmayla alakalı. Kesinlikle. Artık. Yani dummy fişekleriyle beraber orijinal fişekleri yani dolu fişeklerin beraber olması patlama korkusunu bir nebze indirir. Atıcı istediği yeri o şekilde vurabilir. Çok iyi. Yani alta çekmez. O patlama korkusu atıcının istemsiz yaptığı bir hareket. Evet. Patlamayı bitirmeye çalışıyor. O yüzden bu dummy fişekler tabii ki gelişimi çok çok etkiler yani. Çok etkili. İyi kullanması lazım. Yani 10 atışta bile belli oluyorsa tabii, 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 500 tabii. atışta kim bilir neler olur. Evet, evet. Bir de ben deneyeyim mi? Evet, evet. bir denemek gerçekten şey yapmak istiyorum, bir görmek belki istiyorum. Ben de aşağı çekebilirim yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi atışlarım böyleydi. Şimdi de Ömer hocam yapacak. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Maalesef 3 tane fişekten birincisi intihar etmiş arkadaşlar. Kendisini bulamadık. Kayıp şu an. Kayıp ilanlarını da yorumlara yazabilirsiniz. Evet hocam, o zaman sizi alalım. Şarjörünüzü alayım. Boş. Boş. Şimdi dolduruyoruz. Evet, shot timer aldım. Şarjörüm burada. Evet, talimatlar sende. Tamam. Beni yönlendir. Tabanca kılıftan çıksın. Tabanca şarjör. Dolduralım, ağza verelim. Tabanca kılıfta. Atıcı hazır mı? Hazır. Shot timer geliyor.
şarjör çıksa, namlu kontrolü, boş, tetik düşür, kılıf. Çok güzeldi. Evet. Hata olması aslında burada ne tabanca ne fişek aslında güzel oldu bu. Evet. Gerçekten güzel oldu ve bir hedefte de bir tane mis var. O da olur. O da normal çünkü hatalar üst üste geldi. Tabii. Üst üste geldiği için de böyle kaçırmalar olabilir. Evet. Büyük bir olasılıkla ben olsaydım ben daha kötüsünü yapardım. Evet, olsun. Ama olsun. Atışlar güzeldi. Ama bir şey fark ettim abi. Şöyle. Hani yavaş tetiğe basıyorsun. Aha, tetik eziyorum. Tetiği eziyorsun. Tabanca zaten hareket etmiyor. Normalde şablanma çok olmuyor. Aynen. Normalde bazı tetik çekmelerde tokatlıyorlar insanları ve evet. O yüzden aslında namlu aşağı iniyor. Evet, evet. Yani şöyle aslında şahlanmayı kesen bir silahın modeli ve durumu demiştik. Namlu uzadıkça şahlanma kesilir. Evet. En önemli kavram tabii ki istediğin kadar uzun olsun. Tutuşla alakalı bir şey. Yani atıcı o kavramayı güzel yaparsa, kaynak dediğimiz yani sol el kaynağını iyi yaparsa o şahlanmayı indirir. Dummy fişeklere de bunu geliştirirse o artık vurduğu yeri direkt görür yani. Güzel. Bir daha deneyelim mi? Tabii deneyelim. Charger alayım. Evet. Evet buharlandı aslında da. Poligonda içerik üretmek gerçekten çok zor. Hocam biliyorsunuz. Tabii. Neden? Çünkü yani ışıklar var. Aslında zor koşullarda çekim yapılıyor. Atış yapıyoruz evet çok zor. Yani sırf şu ışıklardan bile hedefi görmek. Evet tabii şey yapıyor. Ciddi yani, bir sıkıntı. Görüntüyü kesiyor yani. Evet abi. Şarjör hazır. Tabanca kılıptan çıksın. Doldur hazırlıyorum. Tamam. Atıcı hazır. Hazır. Shot time geliyor. Sürprizim nasıldı? Harika. Hocam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şarjör boş, tetik düşür abi. Kılıfa koy. Sürprizim nasıldı? Harika, hepsi dolu bu çıktı. Bu sefer hiçbir hata çıkmadı. Evet. Ama hiçbir zamanda hata çıkmayacak diye bir şey yoktur. Evet, evet. Şu an grupmanım iyi ama. Evet, grupman bu sefer gerçekten iyi oldu. Ama gerçekten yani bunu çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. Çok ya şimdi, fazla için. Zaten şöyle bir şey vardır. Atışta da bu böyledir. İlk önce normal atacağız, hızımız da böyledir. Çok hızlı atmak çok geliştirmez. Normal atıp hedefe buluştuğu zaman hızlanacağız. İlk önce doğrusunu öğreneceğiz, sonra hızlanacağız. İlk önce normal, stabil nasıl atıyorsan öyle atacağız. Tetik ezmelerinin kontrolünü sağlayacağız. İşte şahlanmayı kesecek tutuşlar yapacağız. Ondan sonra hızlanacağız. Bu böyledir. Yani kademe kademe ilerlemesi lazım atıcının. Özellikle çok hızlı kurmak ve çok hızlı angaje olmak seni geliştirmez. Aynen. Hız, o yüzden tabii. İlk önce stabil gideceğiz. Öğreneceğiz. İşte sutre geçişlerini, hedef geçişlerini öğreneceğiz. İşte tetik durumlarını öğreneceğiz. Ondan sonra hızlanacağız. Anladım. Yani bir anda hızlı davrandığın zaman yaktığın fişeği maliyet de yüksek olduğu için evet, sadece evet. O stres atarsın. Başta da bunu söylemiştik videonun başında da. Bu tamamen atıcının buna karar vermesi lazım. Hız bir de güvenlik sorununu da getiriyor tabii, maalesef. Tabii. En güvenli, büyük sorun bu. Zaten güvenli atış yapmayan bir kişi kesinlikle elbet bir gün başına bir şey gelecektir yani. Aynen öyle. Çünkü kullandığımız fişekler insanın ölümüne neden olabiliyor. Ve yaralanmasına neden olabiliyor. Evet. Masum bir kişinin ölünmesine neden olabiliyor. O yüzden bizim süpürme deyimimiz vardır. Aynen. Yani burası poligonun atış bölümü ise kesinlikle o namlu bu range'den ayrılmaması gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden güvenli atış beraberinde atıcının
taktik atıcılığa da geçmesi kendiyle alakalı bir şey. O yüzden ilk önce güvenli atmamız gerekiyor. Sonra taktik atıcılık. Aynen. Her şeyden önce güvenlik yani. Bunlar step step. Tabii, yani tabii, kademe kademe ilerlemesi gerekiyor. Onu öğreneceksin, onu tabii. Yani en baştan 100 level 100'le başlamaman lazım. Tabii kesinlikle. Yani tamam, çok hızlı atmak seni geliştirmez. Yani evet. O kademeyi ayarlamak lazım. Bu da bizim için bir örnek oldu yani. Aynen. Burada da arkadaşlar hedefi gösterirsek bütün fişeklerin 99'u neredeyse hedefte. Önemli olan da bu zaten. Çünkü evet. Hata olan bir durumda tabii, bu tabii, kadar kesinlikle. Stabilite sağlamak, grupman sağlamak çok çok önemli. Kesinlikle. Burada da hocam teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Yani güzel bir güvenli atışlar diliyorum herkese. Biz de aynı şekilde Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalındaydınız arkadaşlar. Ömer Hoca bugün bize dummy fişeklerle namlu şahlanmasını nasıl engelleyebiliriz, bunun üstüne nasıl gidebiliriz onu anlattı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.